Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz tek MOSFET ile yapmış olduğumuz inverter devresini tasarlayacağız. Bu şekilde devremin çalıştığını gördünüz ve trafomuzdan da ses geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama deneyelim. Bu şekilde tasarruf ampulümü de çalıştırdı ama kameramda biraz kötü görüntü gösterdiği için bunu uzun süre çalıştırmayacağım. Evet, eklentide de görmüş olduğunuz gibi 12 voltluk akümüz ile enerji verdiğimiz zaman bu şekilde 220 volt üreterek lambamızı veya ucuna ne bağladıysak onu rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Şimdi bu inverter devresini nasıl yaptığımı videonun devamını izleyerek detaylı bir şekilde öğrenelim. İlk başta bu görmüş olduğunuz tüm malzemeleri tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı yapma işlemine geçeriz. 1 adet soğutucu, 1 adet de soğutucu ve MOSFET'imizin arasında kullanmış olduğumuz izolasyon madde, 1 adet de vidaya ihtiyacımız var. 1 adet MOSFET kullanacağız. MOSFET'imizin değeri IRFZ44N. 1 adet direncimiz var. Direncimiz 100 ohm değerindedir. Kalınlığından da anlamış olduğunuz gibi 2 wattlık bir dirençtir. 1 adet daha direncimiz var. Bu direncimizin değeri 220 ohm. Kalınlığından da anlamış olduğunuz gibi bu direncimiz de 2 wattlık dirençtir. 1 adet şok bobinimiz var. Bu bobini eski bilgisayar güç kaynaklarınızdan rahatlıkla bulabilirsiniz. 1 adet trafomuz var. Trafomuzun değerleri üzerinde yazan şekilde olması yeterlidir. Sizler isterseniz daha yüksek wattlı trafo da kullanabilirsiniz. 1 adet de duya ihtiyacımız var. İlk işlemim bu izolasyon maddemi soğutucumun üzerine yerleştirmek. Daha sonra üzerine MOSFET'imi koyacağım ve vidasını sıkacağım. İlk işlemim bu 100 ohm değerindeki direncimi birinci ve üçüncü bacağım arasına lehimlemek olacaktır. Şimdiki işlemim bu 220 ohm değerindeki direncimin bir bacağını bu MOSFET'imin birinci bacağına lehimlemek olacaktır. İki parça kablo alıyorum. Bu kablomun birini bu 220 ohm değerindeki direncimin bu ucuna bağlayacağım. Diğer kablomu da MOSFET'imin orta bacağına olacak şekilde lehimleyeceğim. Şimdi trafomu masama aldım. Bu trafomu şu şekilde çevirdiğimde burada 12, 0, 12 bacaklarım var. Yani 12, 0, 12 bacaklarım. Buradaki 12'ye bu MOSFET'imin orta bacağına bağlamış olduğum sarı kabloyu lehimleyeceğim. Buradaki 12'ye de bu 220 ohm değerindeki direncime bağlamış olduğum turuncu kabloyu lehimleyeceğim.
Şimdi bir parça daha kablo alıyorum. Bu kabloyu da MOSFET'imin son bacağına olacak şekilde lehimleyeceğim. Şimdi şok bobinimi aldım. Bu bobinimin bir ucunu trafomun orta bacağına, diğer ucuna da bu kırmızı kabloyu lehimleyeceğim. Şimdi duyumu masama aldım. Bu duyumun bir kablosunu bu trafomun 220 giriş bacaklarının birine, bu diğer kablosunu da diğer 220 girişine lehimleyeceğim. Bu şekilde tüm bağlantıları sağladığımıza göre şimdi de geçelim test aşamasına. Evet, 12 voltluk akümüzü aldık. Şimdi burada MOSFET'imizin son bacağına bir kablo lehimlemiştim. Bu kabloyu akümün üzerinden eksi bacağına bağlayacağım. Burada da trafomun orta bacağına şok bobini bağlamıştım. Bu şok bobinimin ucuna kırmızı bir kablo lehimlemiştim. Bu kabloyu da akümüz üzerinden artı hattına bağlayacağız. Bu şekilde devremin çalıştığını gördünüz ve trafomuzdan da ses geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Burada armut ampulümün sönük yanmasının sebebi benim trafom 35 watt, ampulüm de 72 wattlık bir ampul olduğu için ampulüm biraz sönük yanıyor. Şimdi tasarruf ampulünü bağladım devreme. Şimdi bunu da deneyelim. Bu şekilde tasarruf ampulümü de çalıştırdı ama kameramda biraz kötü görüntü gösterdiği için bunu uzun süre çalıştırmayacağım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.